Size sakin şehir öyküleri anlatacağız. Sakin kentlerin öykülerini. Size Şarköy'ü anlatacağız. Sakin şehir ünvanı almış, bu ünvanı sonuna kadar hak etmiş, şaraplarıyla, Uçmakderesiyle, Müreftesiyle ve elbette insanıyla muhteşem bir Trakya kentini. Ne bir trafiği vardır, ne bir kalabalığı vardır. Denize istediğiniz yerden girersiniz. Şimdi daha değişik şeylerle uğraşmaya çalışıyor kadınlarımız. Ürettikçe üretmek istiyor. Evvelden biz evlerimizde bizim porta kapılar vardı. Kapılara kilit vurmazdık. Gelip de yaşayıp görmek var. Duymakta olmayan bir sistem bu. Ekmeğimizi, buğdayımızı dedelerimiz kendi çıkarıydı. Doğasını, denizini, insanını, her şeyini özlerim. Çocukluğumdan beri buradayım, burada doğdum. Zannetmiyorum başka yerde çalışamam zaten. Yani burası bir günde, iki günde gezebileceğiniz bir yer değil. Özellikle 2 akşam konaklayın, 3 gün gezin diye tavsiyede bulunuyorum. Şarköy'de yaşam aslında zaman baskısından kurtulabilmenin bir sembolü. Sakin Şehir Öyküleri belgeselinde Şarköy'ü kayıt altına alırken, filmlerde izlediğimiz o rüya gibi kasabaların bir benzerinin hemen dibimizde olduğunu gördük. Hiç trafiğin olmadığı, muhteşem kumsalları olan harika bir kent Şarköy. Şarap tadım evleriyle, hoş sohbet insanlarıyla inanın zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Şarköy şu anda ilçe merkezi. Ama onun da enteresan bir rivayeti vardır. Geriye gidecek olursak, malum Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra vilayetlerin sınırları tekrar belirlendi. Osmanlı döneminde buralar yani Mürefte, Şarköy, Gelibolu eyaletine bağlı, vilayetine bağlı ve kaza bugünkü şeyiyle ilçe Mürefte'ydi. Keza Cumhuriyet'ten sonra Tekirdağ bağlanmasıyla beraber yine ilçe Mürefte oluyor. O şekilde ilan ediliyor. Mürefte ile Şarköy arasında eskiden beri böyle bir tatlı çekişme, tatlı yarış varmış. Mürefte'nin nüktedan büyükleri, nüktedan abilerimiz, amcalarımız bir demet pırasayı böyle süslüyorlar. Şey gibi çiçek demeti haline getiriyorlar ve üstüne bir not yazarak Şarköy'e yolluyorlar. Mürefte aldı kazayı, Şarköy aldı pırasayı diye onu Şarköy'e yolluyorlar. Bakın bir demet pırasanın yaptıklarına Şarköylülerin o kadar ağrına gidiyor ki o ne alakaysa dönemin Kırşehir milletvekilini araya sokuyorlar. Bu şikayetlerini Kırşehir milletvekiline götürüyorlar. Kırşehir milletvekili konuyu meclise götürüyor. Ve mecliste bir sonraki toplantıda Şarköy ilçe, kaza, Mürefte nahiye oluyor. Şarköy 4 mevsim 12 ayıyla dolu dolu bir ilçe olarak Türkiye'deki diğer ilçelerin önüne geçiyor benim için. Şöyle anlatayım. Sonbahardan başladım ya da ilkbahardan başladım. İlkbahardan başladığımızda kirazımızla başlıyoruz. Kirazımız bitiyor, yaz sezonumuz başlıyor. Turizmle alakalı, denizle alakalı 6 tane mavi bayraklı plajımız var. 60 kilometre sahilimiz var. Buraya özellikle İstanbul'dan, Trakya'dan, yurt dışından gurbetçi de diyebileceğimiz insanlar fazlasıyla tercih ediliyor ve her geçen sene artan yazlık nüfusumuz var. Aslında Cittaslov'da istenen bir şey değil ama 50 bin nüfus sınırı var ama bu dönemsel olarak zaten turizm bölgesi olduğu için tüm Cittaslov'larda ve bizim gibi sahil kasabalarında olan bir durum. Tam yaz bitti diyoruz, bu sefer bağ bozumu hasatları başlıyor, üzümümüz ve üzümün getirdiği katma değerler başlıyor. O bitti diyoruz, bir bakıyoruz zeytin başlıyor. Arkasından zeytinyağcılık başlıyor. O bittiğinde insanlar biraz kabuğuna çekiliyor. İşte doğamız var, her zaman yeşil kalan doğamız. Doğa turizmimiz var, avcılık var. Burada fazlasıyla hem Şarköylü insanların yaptığı avcılık var, hem de dışarıdan günübirlik gelen veya konaklamayla gelen avcılık var. Kışın balıkçılık sezon açık olduğu için hep aktif. Yani Şarköy iskeleye, Mürefte limana, Şarköy limana, Mürefte Hoşköy limana geldiğinizde hep bir bekleyen insanlar var böyle kedi gibi. Hani taze balık gelsin de burada gırgırları bekleyen insanlar var. Akşamüstü o bir tatlı heyecan var. Zaten İstanbul piyasasına veya diğer piyasalara bir balık sürümü var. Onun yanında bir de yerelde de insanların beklediği bir taze balık kültürü var. Benim gibi. Kırsal turizmi geliştirerek buradaki insanları buraya çekmek. Bir kısmı sakin şehirle beraber zaten yaşlı bir nüfus geliyor buraya. Artık yavaş yavaş o nüfusumuz 40 bine doğru gitmeye başladı. Bu süreç içerisinde sakin şehir yapılanmasıyla beraber güzel çalışmalar da devam ediyor. Bunlara biraz daha katkı vererek, bizleri de oyuna dahil ederek bu şekilde bir oyun içerisinde olursak hep beraber, tarımıyla, turizmiyle hep beraber daha da ileri gidileceğini düşüncesindeyim. Çalışmaları gayet güzel, yerinde buluyorum. Şarköy'de kaymakamlık kupaları var. Köylerle daha bile o arkadaşlarla merhaba dediğimiz bir sistemler var. Bugün Yeniköy'ünden olsun, Çınarlı'dan, Kirazlısından, Merefesinden kaymakamlık kupaları vardı. O zamanlar daha bir samimiyet vardı kişiler, gençler arasında. Şimdi tamamıyla telefonlar tamamıyla insanları birbirinden koparttı. Benim anladığım ve şu anki nesiller, bizim yetiştiğimiz dönem öyle. Bizim köyümüz tarafında bir rahmetli bir Necati hocamız vardı bizim burada. Çok spora deneyimli bir arkadaştı. Orada tam bir ay paletli dosya çalıştırdı. Millete spor sahası yaptı. Şu an spor sahası faulde. Direklerinle beraber duruyor ama top oynamayan insan yok. Top oynama, artık gençlerimiz top nedir bilmiyor. Her şey endeksli, telefona endekslendi. Her şey bitti gibi bir sistem. Benim dedem Mayadağ'dan gelme, nenem Karasinan'dan gelmiş. Burada evlenmişler. Dede dedim, buraya neden geldiniz dedim, sordum o zaman. Burasının doğasına, deresine, suyuna, kiraz çokmuş, kiraz, ceviz, kirazlık. Onlara bayılmışlar burada, işte bağa varmış. Ondan sonra burayı ilk önce cennetmiş burasının ismi, cennet. Sonra dereyi birleştirerek cennet dere, sonra bir de uçuş yükseklik olduğu için Uçmakdere demişler. İsmi Avdimio, Rumca ismi Avdimio, köyün ilk ismi. Sonra Uçmakdere yapmışlar burasını, dedemler birleştirmişler yani. Zaman baskısından kurtulabileceğiniz kentler, Cittaslow kentleri. Türkiye'nin her bir köşesinde böylesi muhteşem kentlere rastlamak mümkün. Güne bakanların, harika üzümlerin yetiştiği bir sahil kasabası düşünün. Eski bir Rum köyü olan Uçmakdere'de yamaç paraşütü yapabileceğiniz, harika şaraplar tadabileceğiniz ve doğru zamanı yakalarsanız, efsane bağ bozumu şenliklerine katılabileceğiniz bir kasaba. İşte orası Şarköy. Mesela şehirde çat kapı birinin evine gidemiyorsun ama burada başın sıkıştığında, hastalandığında ya da bir düğünün olduğunda ya da bir asker eğlencen olduğunda herkes birbirine destek oluyor, bir yardımlaşma var. Onun dışında komşuna dediğin gibi kahve içmeye kapısını çalıp gidebiliyorsun, bunun rahatlığı var. İnsanlar cana yakın, hoş sohbet. Civar bölgelerde de karides var. Ege'de falan oluyor ama buranın karidesi daha lezzetliymiş tat olaraktan. Daha çok tutuluyor. Şeyimiz de var, yani mahsul dediğimiz balığımız da var. Oluyor, Allah bereket versin diyoruz. Oluyor yani, güzel. Ama genellikle çoğu karides yapıyor. Bizim burada mesela Hoşköy limanında 2 tane büyük teknemiz var. Gırgır 30 tane adam çalıştırıyorlar. Onlar da Eylül'ün 1'inde sezon açılıyor. Nisan'ın 15'ine kadar amsisini, istarvetini, palamutunu hepsini tutuyorlar. Tarlada çalışan insanlar bütün gün çalışırlar. Akşamüstü Mürefte deniz kenarı bir kasaba. Deniz kenarındaki yolda promenat yaparlar, yürürler ve herkes tanıdığı bir şaraphanenin önünde yanında getirdiği biraz fıstık olabilir, biraz peynir olabilir veya evinde pişirdiği, kavurduğu bir patlıcan olabilir, bir şeyle gelip o şaraphanenin önünde, biz şaraphanede yarım fıçılar vardır, ters çevrilmiş yarım fıçıya pulim tabir ederiz. O pulimin üstünde biraz şarap içip, biraz kuru yemiş yiyip, biraz işte peynir yiyip, sohbetler edilip, şarkılar söyleyip, keyifli akşamlar geçirilir ve ertesi sabah tabii herkes sabahleyin günün ağarmasıyla beraber herkes tarlaya gidermiş. Bugün o anlatılanları dinledikten sonra bugün o günlere tabii özlem duyuyoruz. Ben çocukluğumda onu bir parça kendi ailemde yaşadım diyebilirim. Çünkü babam şaraphanenin sahibi olmasına rağmen gündüz bedenen de çalışan bir insandı. Annem de evde ne yaptıysa onu alır. Biz eve gitmezdik. Biz zaten sokakta oynuyoruz şaraphanenin önünde ama biz eve gitmezdik. Annem şaraphaneye gelir. O biraz evvel bahsettiğim pulümlerin üstünde onlar karı koca birer bardak şarap içerken biz de etraflarında, iki kardeşiz çünkü biz de etraflarında koşar, eğlenip böyle keyifli bir akşamlar geçirirdik. Dışarıdan gelen insanların ortak yorumu genelde aslında ne kadar mutlu ve huzurlu hissettikleri burada. Çünkü Şarköy insana mutlu olmasını sağlıyor. Yani insanlar burada bisikletine binerek her işini halledebiliyor. Trafik derdi yok, stres yok, huzursuzluk yok. Yerel üreticilerin ürünlerini her yerden sağlıklı gıdalara erişimi sağlayabiliyor. İşte sosyal alanlarda o İstanbul gibi metropollerde unuttuğu iletişimi hatırlayabiliyor. Çünkü gerçekten Şarköy bu anlamda çok zengin bir kent. Bu aşamada biz de dedik ki hani günün sonunda Şarköy neden Cittaslow olarak bu güzelliğini tescillendirmesin, bu unvanı elde etmesin? Kadınlarımız daha bir hevesle kurslara gelmek istediler. Hani ben de varım demek istediler. Burası artık küçük bir yer değil. Duyuldu. Dışarıdan gelen ikametgahını burayı alan kadınlarımız var. Onlar da bunu okuduktan sonra, bunu öğrendikten sonra biz de varız demek istediler. Alanımızı daha genişletmeye çalışıyoruz. İşin gerçeği. Ben de varım diyor kadın artık. Yani ben de ayaklarımın üstünde durabilirim diyor her konuda. Sanata daha çok önem verdiler. Bakış açıları değişti. Komşuluğun hala bozulmadığı, en iyi karidesi yiyebileceğiniz, muhteşem sahilleri olan, tarihiyle ve doğasıyla harika bir kent Şarköy. Mutlu olabilen insanların yaşadığı, mutlu olmak için birçok şey bulabileceğiniz tam bir Cittaslow kenti. Ben dostlara diyorum gelin Uçmakdere'de bir kahvaltıyla başlayalım. Oradan Uçmakdere'ye gezelim, oradan Güzelköy'e yukarıya Melen'e çıkalım, oradan Kirazlı, Çınarlı yapalım, tekrar bir Hoşköy'e dönelim, oradan Mürefte'ye gidelim, işte şarap tadalım, araziyi bir gezin mevsimine göre hangi mevsimde geliyorsanız, bu mevsimde geliyorsanız bağ atıyorum, yaprak toplayalım, eşiniz sarma yapsın veya sezonunda geliyorsanız dalından üzüm kesin, dalından kiraz toplayın, dalından zeytin toplayın, kurun. Yani bu üç katma değerli ürünün sezonda dalından toplayacağınız nadir yerlerdesiniz. Geçin oltayla balık tutun, yüzün, sörf yapın, işte spor yapın, doğa sporu seviyorsanız araziye çıkalım, yürüyelim. Ne yapmak istiyorsanız geldiğiniz sezona göre onu yapalım. Oradan tekrar Şarköy'e gelelim, Eriklice'yi gezelim, oradaki eski kalıntılar var, onları gezebiliriz. Yine orada İde Bağlara çıkabiliriz, muazzam bir manzarası var yukarıya. Şarköy merkezimizi gezeriz, burada tarihi turistik yerler var, müzemizi gezeriz. Yeşil alanlarımızı gezeriz, parklarımız, sahilimiz. Buradan kurtulup gittiğimizde yine Kocaali, Şenköy tarafında, Terziköy tarafında bambaşka bir coğrafya var. Burada bağ bahçelerinin arasındasınız. Orada bu sefer tam tersi buğday tarlaları, ayçiçek tarlaları, hayvancılığın arasındasınız. Yani bambaşka bir şey, Türkiye haritası gibi. Nasıl Türkiye haritasına bakıyorsunuz, her coğrafyaya bir şey yerleştiriyorlar. Bizim de Şarköy ilçe haritasına biz her şeyi yerleştirmeye kalkıyoruz, yerleştiremiyoruz, sığmıyor diyebilirim yani. Benim aslında Şarköy'e ben dönmeyi düşünmeyen bir insandım üniversite hayatım boyunca. İstanbul'da okudum ve İstanbul'daki hayattan çok mutlu olduğumu zannediyordum. Ta ki iş hayatına girene kadar. Hayat kalitemi asla yükseltemedim. Maddi unsurların dışında, manevi anlamda. Hiç kimseye selam veremiyor olmak beni üzüyordu. Yabancılaştığımı, yalnız hissetmeye başladığımı gördüm. Bunun sonucunda Şarköy'e geldiğimde herkese tanıyorum, herkese karşı gülüyorum, herkes bana gülüyor. Bunlar beni o kadar tatmin ediyordu ki hani kariyerden çok daha öte anlam içeriyordu benim açımdan. Ve sonrasında Şarköy'e gelmeyi tercih ettim ve burada çalışıyorum. Biz bizlere emanet edilenleri eskilere sahip çıkamadık. Onları bizden sonraki nesillere olması gibi gerektiği gibi devredemedik. Ama yine de bir Mürefte Şarköy'e oranla çok daha şanslı bu konuda. Şarköy büyüdü. İlçe merkezi, bütün imkanlar onlarda. Ama Mürefte'nin müstesna bir sahili var. O sahilin bugün için kıymetini biliyoruz. Çok daha güzel korunabilir. Ama bazı hataları da hem ilçe olarak hem kıyı emniyet olarak yapıyoruz. Örnek denizimizde biraz bozulmalar oldu. Yani deniz şehrin içerisine doğru gelmeye başladı. O da tabii insanoğlunun doğaya, tabiata müdahalesi nedeniyle kalkıp iki tane herhangi bir araştırma yapmadan iki tane mendirek yapıldı. Mendirek yapılınca malzeme gelmez oldu ama malzeme gitmeye devam ediyor. Dolayısıyla kıyı içeri doğru girdi. Onun için kıyının biraz yapısı bozuldu ama hala muhteşem bir sahili vardır. Yürüyüş bandı olarak kullanılmak, denize girmek için kullanılmaya müsait, bisiklete binmeye son derece müsait. Zeytini ve üzümüyle ünlü Eriklice'yi, halk arasında Araplı olarak bilinen eski Rum evlerini görebileceğiniz İde Bağlarını, 1800'lü yıllarda yapılan hora fenerini görmek için Hoşköy'ü, arkeolojik kazı alanı ilan edilen Gazi köyü ve elbette milattan önce 2000'lerden beri varlığını sürdüren Mürefte'yi muhakkak görün ve güzelliklerin tadını çıkarın. Babam mesleğim. Daha okula gidiyordum, okuldan geliyordum, babamı bekliyordum limanda gelsin diye. Şu an benim de bir tane çocuğum var, o da aynı. Yani 5-6 yaşında falan denize gittiğim zaman her gün hemen hemen bekliyor yani limanda beni. İşte balıklara bakıyor, onda şeyi. Ben de öyle yetiştim. Balık sevdam. Denizde büyüdüm desem yeri var yani. Kendimi anladığımdan beri denizin içindeyim. Yani gençken çok kalabalıktık. Çocuk sayımız da fazlaydı. Bizler sokaklarda büyüdük. Okul harici dışarıdaydık. Tombili oynardık. Çelik çomak oynardık. Ne bileyim, parti diye bir oyunumuz vardı. Gece yarılarına kadar sokaklarda parti oynardık. Şurada ileride bir çay bahçemiz vardı. Orada halaylar çekerdik. Şarkı yarışmaları olurdu. Dans yarışmaları olurdu. Onlara katılırdık. Tabii bizim zamanımızdan bu yana çok şey değişti. Şu an gençler onların keyfini bilmiyor, onun tadını bilmiyor. Bu değerlerimizi kaybettik. Yaşlılarımız uzun yaşamasının sebebi bol süt, hayvan sütü, inek sütü, keçi sütü, peynir, yumurtasını kendi yapar, tereyağısına dahi. Her şeyini dedelerimiz kendileri çıkarıyorlardı. Zeytinyağımızı, yani buğdayımızı kendimiz çıkarıyoruz, arpamızı, yulafımızı. Hiç dışarıdan hiçbir ürün alınmıyordu. Hepsini dedelerimiz kendi çıkarıyordu, buğdayını. Ondan sonra derman vardı. Şu derede derman vardı. Deredeki dermende buğdaylar öğütür, un oluyordu. Ondan sonra annelerimiz, nenelerimiz ekmek yapıyorlar. Kapakta kapıyorlar. Ama daha 10 metre, 20 metrelerden kokusuna bayılırsın kapak ekmeğinin. Şarköy'ün bir denizimiz var, mavi bayrak almış bir denizimiz var. O yüzden yazın nüfusumuz bizim ortalama 350.000-400.000'e kadar çıkabiliyor yani. Normalde 35.000 yaşıyor ama genelde yaz aylarında çok aşırı bir yükleme oluyor. O yüzden tabii bizim de hoşumuza gidiyor tabii. Gelen giden bir şeyler alıp bir şeyler tüketmek istediğinden dolayı bizim de onlardan bir faydalanmış oluyoruz yani. Bizde hala gelin geceyle çarşı meydanında bakkal dükkanının suyu, tüpü, bilmem nesi hepsi meydanda duruyor. Yani bizim insanımız sevecen, bizim insanımız misafirperver. Yani bizim insanımız bu bölgede paylaşmayı sever. Yani o açıdan yani biz eski dedelerimizden, ninelerimizden gördüğümüzü hala devam ettirmeye çalışıyoruz. Geleneklerini, göreneklerini bakın yani bölgede biz hala yazın bir sünnet düğünü olsun, bir evlenme düğünü olsun. Bizde 8-10 tane kazan kaynıyor. Toptan köye yemek veriliyor. Biz hala o gelenekleri yürütmeye çalışıyoruz bölge olarak. Yani bizim insanımızdan kimseye zarar gelmez, fayda gelir. Eskiden çok fazla şaraphanesi vardı. Şimdi o şaraphaneler maalesef azaldı. Maalesef diyoruz ama tabii bu bir yandan maalesef diyoruz. Öteki taraftan baktığımız zaman kasabadaki yaşam üretime dönük değil, sadece turizme dönük veya işte zeytinciliğe dönük bir hale gelince Mürefte'deki iş gücü başka yerlere gitmeye başladı. O başka yere gidenler emekliliklerine kavuşunca tekrar Mürefte'ye gelip bir tane daire alıyorlar ve emekliliklerini Mürefte'de geçiriyorlar. Bu da Mürefte'nin üretimden uzak, sakin bir kasaba olmasının nedeni. Ne kadar iyi, ne kadar kötü tartışılır. Sakin Şehir Öyküleri, Türkiye'deki Cittaslow ünvanı almış kentlerin öykülerini anlatan bir belgeseldir. Ve bu belgeselle ülkenin güzel köşelerini keşfetmeye devam ediyoruz. Bir kentin nasıl yaşanabilir olması gerektiğini, nasıl sürdürülebilir bir kent olması gerektiğini öğreniyoruz. Ama en çok sakin şehir insanlarının öykülerini dinliyoruz. Cittaslow, Şarköy'e kattığı ve önümüzdeki süreçte de katacağı birçok konu var. Çünkü biz bu Cittaslow veya Cittasslow'u aldıktan sonra yani bu marka kentler arasına girdiğimizi düşünüyoruz. Bu yeterliliğimizi korumamız gerekiyor ve bundan sonra da yapacağımız oradaki yani sadece Cittasslow'u almak için olan maddeler değil. Bunlar zaten Şarköy'de birçoğu olan maddelerdi. Hani biz zaten bundan dolayı çok kısa sürede belki kabul edildik. Daha donanımlıydık, hazırdık. Buna sadece yapılan iyileştirmeler anlamında değil, o yapay olaylardan dışında kültürel miras anlamında da bir background'umuz var. Gezdiniz, gördünüz. O açıdan diyeceğim, köylerle ilçenin bağlantısı aslında ne çok kopuk ne de çok sıcak. Hani burada köydeki insanlar gelip şehirde yaşamıyor veya belirli zamanlarda da köye gitmiyor. Tam kararında aslında. Hani ne köyünü bırakıyor, unutuyor, ne de her şeyle yani Şarköy'e göçüyor. Başvuru süreci evet biraz zorlu bir süreç. Çok emek isteyen bir süreç. Fakat ona değinmeden önce aslında Şarköy neden Cittaslow olmalıydı sorusu önemli bence. Çünkü Cittaslow aslında küreselleşmenin getirdiği tek tipleşmeye karşı doğan bir akım diye sınıflandırabiliriz. Ve yani aslında insanlar yorgun, büyük kentlerde, metropollerde yaşayan insanlar bunalmış, kaostan sıkılmış. İşte bir hani maddi durumu iyi bile olsa evine dönmek için 3 saat trafik çekmek zorunda. Ya da bir yerde bir kafede oturmak için haftalar öncesinden rezervasyon yaptırmak zorunda. Yani bu anlamda gelirin iyi bile olsa hayat kalitesini yükseltmekten söz etmek pek mümkün değil günümüz metropol şartlarında. Bu kapsamda aslında biraz küçük ve yerel şehirler ön plana çıkıyor. Ve Şarköy bunun çok güzel bir örneği olduğunu düşünüyorum ben. Şarköy'e tekrar gelmek, şarabından tekrar tatmak, insanlarıyla tekrar sohbet etmek ve bu sakin kentin tadını çıkarmak istiyoruz. Mürefte için, Uçmakdere için, Hoşköy için yeni belgeseller çekmek istiyoruz. Rumların zamanından beri Mürefte'nin şarabı meşhur. Hatta 1905 dünyada floksera hastalığından dolayı şarap kıtlığı olduğunda Mürefte'den çok ciddi miktarda şarap ihraç edilmiş. O zaman 1905'te Türkiye'den 305 milyon litre şarap yollanmış. Bunun bir bölümü, ciddi bir bölümü Mürefte'den yollanmış ama bugün ne yazık ki ülkenin üretimi 60 milyon litre. Mürefte'nin şarabı niye güzel derseniz, şarabın güzel olması için teknolojiniz, bilginiz ne kadar iyi olursa olsun bunların hiçbir önemi yok. Önemi var aslında ama eğer sizin ham maddeniz iyi değilse iyi şarap yapmanız söz konusu bile değil.